İyi bir evlilik yapmak için nişanlık dönemini nasıl geçirmeliyiz diye bazı sorular gelmiş bekar kardeşlerimizde. Çok 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 önemli bir soru. Çünkü nişanlılık dönemi aslında evliliğin fragmanıdır. Evlilikte yaşayacağınız her şey beraberliğin dışında aslında kişiliklerimizin ortaya çıkması açısından nişanlılıkta bu yaşanıyor zaten. Fakat kişiler ve taraflar geçer diyerek ileride değiştiririm onu diyerek evlilikte keramet var diyerek tamamen meseleyi öteleyip daha çıkmaza sokarlar. Nişanlık dönemi bir tanışma dönemidir. Nişanlık dönemi birbirini anlama dönemidir. Evlilik dönemi değil. Bazı çiftler nişanlı mı evli mi belli değil. Kurallar çiğnenmiş, sınırlar aşılmış, mahremiyetler bozulmuş, duygular birbirinin içine girmiş fakat evlilik devam edebilecek gibi değil. E ayrılmaları gerekiyor. Ayrılmak çok kötü oluyor. Ayrılamadığı için evliliğe devam ediyor. Aslında evliliğinin gidemeyeceğini biliyor. Bu adamla veya bu kadınla ben yürüyemeyeceğim, bunu biliyor. Fakat ayrılamıyor. Neden? Çünkü nişanlılıkta sınırlara dikkat edilmedi. Evliymişiz gibi davranılmaya başladı. Hocam ama işte tanışmak için biraz daha yakın olmak gerekmiyor mu? Hayır, İskender Bey. Hiçbir şöyle bilimsel çalışma yok. İki kişinin birbirini iyi tanıyabilmesi için öpüşmesi gerekiyor. Duydunuz mu böyle bir şey? İki kişinin birbirini iyi tanıyabilmesi için tokalaşması gerekiyor. İki kişinin birbirini iyi tanıyabilmesi için mutlaka birbirine sarılması gerekiyor. Hayır. Bunlara gerek yok. Siz nişanlık döneminde aslında iletişim içinde olacaksınız. Bu şu demek değil. Hiç görüşmeyin. Felakettir, fecaittir. Hiç tanımadığınız bir adamla bir kadınla evlenmiş olursunuz. Bir araya mutlaka geleceksiniz. Toplu yerlerde bir arada bulunun. Yemek yiyin, çay için, ikramlarda bulunun. Herkes kendi sınırlarında dikkat etmiş olacak. Kendi aile değerleriniz neyse aile değerlerinize dikkat edebilirsiniz. Bunu yapamayıp imam nikahı yapanlar var. Hocam günaha girmeyelim diye imam nikahı yaptınız. Yahu evlendiniz siz. Evlenmiş oldunuz şu anda. Siz nişanlı kapattınız. Yani nişanlılık sürecini kapattınız. Siz bitti nişanlık. Evliliğe girmiş oldunuz. Çok ilginç bir olay anlatayım mı? Şimdi bir akademisyen, beyefendi ya doğuda biri bir hanımefendi önermiş ona. Bir kızcağızı önermiş. Bu da gitmiş, atlamış arabasına gitmiş. İlin ismini vermeyeyim. Gitmiş oraya, kızla görüşecek. Babası ve annesi demişler ki, bizim kızımızla görüşebilmeniz için iman nikahı yapmanız gerekiyor. Çok uçuk bir ördek. Ne demek? Yani imam nikah yap ki çünkü meşru değildir senin kızımızla görüşmeniz. Beyefendi de nikah yapmış. Sonra görüşmüşler. Olabilecek tarafı yok bu evliliğin. Onu fark etmiş. E geri adım atacak olmuyor. Bu vesileyle bana ulaşmışlardı. Kesinlikle gitmeyecekse dedim hemen boşanabilirsiniz. Hiçbir dini olarak da bir sakınca yok. Ya beraberlik yaşamadıysanız, yakınlığınız olmadıysa. Yani böyle uçuk uçuk şeyler ortaya çıkabiliyor. Nişanlılık dönemi tanışma dönemidir. Tarafların birbirini tanıma dönemidir. Dünürlerin birbirini tanıma dönemidir. O yüzden ölçülü olmak gerekiyor. Fakat sürekli birbirini kontrol etme, birbirini anlamaya çalışma, davranışlarını özellikle anlamaya çalışma. Nasıl olacak? Bir örnek vereceğim. Geçen dedi ki hanımefendi hocam biz yemek yiyeceğiz eşimle birlikte. Garson yemeği geciktirdi diye eşim masaya yumruk vurdu. Ha, bakın işte anladınız onu. Bu adam işler yoluna gitmediğinde veya kriz anlarında verdiği tepki öfke ve şiddettir. Bak bunu anlamış oldunuz. Onu konuşarak anlayamazsınız. Yani çiftler oturuyor evlilikte şöyle yapar mıyız yaparız yaparız diyor. Gelecekte böyle olur mu? Olur olur diyor yani. Bunlar hiçbir kıymeti harbiyesi yok bunların. Çünkü kişilerin gerçek kimlikleri ve kişilikleri sorun sırasında ortaya çıkar kriz sırasında ortaya çıkar. Bilinç devreden gider, bilinç altı, sorun çözme yönteminiz açığa çıkar. E siz hep rahat ortamlarda buluşmuşsunuz, karşılıklı oturmuşsunuz, çayınızı içmişsiniz, e, makyajını yapmış hanımefendi, beyefendi şıkır şıkır giyinmiş, gelmişsiniz, her şey çok güzel. Doğal halini görmemiş oluyorsunuz. O yüzden mümkün mertebe böyle zaman zaman görüşüp davranışlarımızı yoklamakta fayda var diye düşünüyorum.